24. deneme ile beraberiz değerli hocam. Diyor ki lipitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş? A suyu sevmeyen moleküllerdir. Evet hocam yağla suyu karıştırdığınız zaman zaten, zaten biliyorsun ki yağ suyun üzerinde yüzer. Suyu sevmezler, karışmazlar. Hücre zarının yapısına katılabilirler. Fosfolipit moleküllerinden hakkında tutabilirsin. Bazı organlar tarafından ekstra sırada enerji verici olarak kullanılabilir. Kalpte yağ asit kullanımı gerçekleştirilebilir. ekstra sırada kullanılır. Doğru bir cümledir. Yağ, yapısal olarak yağlar polimer yapılara benzemezler demiş. Doğrudur hocam. Ne demiştik? 3 yağ bir gliserol ve polimer diyebilmemiz için benzer moleküllerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bu ifade de doğrudur. E şıkkına bakalım. Koenzim olarak bazı enzimlerin yapısına katıları yağlar koenzim olmaz hocam. Vitaminlerden bahsetmemiz gerekliydi. Hangisi yağlar için yanlıştır denilmiş. Doğru cevabımız E seçeneği sevgili hocam. İki sorumuza bakalım. Hücre üzerinden madde ile ilgili hangileri doğrudur? Bir, kolaylaştırılmış difüzyonda kanal proteinleri görev alabilir hocam. Taşıcı protein ya da kanal proteinleri kolaylaştırılmış difüzyonda görev alabilir. İkinci öncüle bakalım. Karbon yüksek hücre zarının daima pasif taşıma ile geçer ki daha evvelden de çözdüğümüz sorularda bundan bahsetmiştik. O2, CO2 difüzyonla geçer, enerji harcanmaz. Aktif taşımada taşınan maddelerin hücre içi ve hücre dışı arasındaki yoğunluk farkı arttıkça maddenin geçiş hızı da artar. Hocam bu difüzyon için geçerlidir. İki ortam arasındaki değişim farkı arttıkça difüzyon hızı da artar diyoruz. Bu ifade yanlıştır. Hangileri doğrudur diye sorulduğu için doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir değerli hocam. Üç nolu sorumuza bakalım. Buna göre SMH canlılarının B canlısı akrabalık ilişkisinin yakından uzağa doğru sıralaması hangisi dedi? Doğru delilmiştir, delilmiş. Meşhur sorulardan, soru kalıplarından bir tanesidir. sınavlarda karşınıza tahmin sınavlarda karşınıza çıkacağını tahmin ediyorum hoca. Ortak protein yüzdesi sınıflandırmada dikkate alınan orta, önemli bir kriterdir. Bu çökelme testinde B canlısından aldığımız kanı R canlısına vermişiz. Sonra R canlısından antikor almışız. Bu antikoru da SMH canlılarına ayrı ayrı yani damlatmışız. De. Çökelme oranlarına baktığımız zaman S'de de %60, M de %40, H de de %20 olduğunu görmüşüz. Eğer arada bir canlı varsa burada elde ettiğimiz antikorları verdiğimiz canlılarda çökelme oranı ne kadar yüksekse ilk canlıya o kadar çok benziyor. Ama olur da direkt aldığımız kanı farklı canlılara karıştırdığımız zaman bu sefer en düşük orana bakmamız gerekecekti. Dolayısıyla buradaki oranlara baktığımız zaman en çok çöken, en çok benzeyen demektir. B canlısıyla akrabalı sıralarsak önce S, sonra M, sonra H olması gerekir. Hangisi de yakından uzağa doğru doğru çalanmıştır dediği için smh yani D seçeneği olması gerekir değerli hocam. 4 nolu sorumuza bakıyoruz. Bağırları ile ilgili, partenogenez ile ilgili yine güzel sorulardan bir tanesi. Yukarıda partenogenez üreme şekli ve arılarda e ayrılarda eşeyli ve eşeyli süreme mekanizması verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncüle bakalım. İşçi arılar arasında kalıtsal çeşitlilik görülür demiş. Evet hocam neden? Çünkü kraliçe ağır yumurta üretir. Bu yumurtanın dışında erkek arı da sperm üretir ve döllenme ile kalıtsal çeşitlilik artar. Bu ifade için doğrudur dedim. İkinci öncüle bakıyorum. Erkek arılar taşıdığı özelliklere bakımdan taşıyıcı olamazlar demiş. Doğrudur. Neden? Erkek arılar kaç en kromozom diye sorarsak en kromozomudur. Dolayısıyla kraliçerden bir tane kromozom takımı alabilirler. Taşıcı olamazlar. Doğru bir ifadedir. Üçüncü öncüle bakalım. Erkek arıda bir sperm ana hücresinin bölünme sonucunda 4 adet sperm oluşur denmiş. Diyoruz ki hayır. Erkek arı sevgili hocam spermlerini hangi bölünmeyle yapar? Mitoz bölünmeyle yapar ve 4 değil kaç sperm üretmesi gerekir? 2 sperm üretmesi lazım. Bu ifade de yanlıştır. Hangileri de doğrudur denildiği için doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir değerli hocam. 5 nolu sorumuza bakalım. Yan tarafta bir soy ağacı verilmiş ve X bal taşınan çekinik özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli gösterilmiş demiş. Burada taralı olan bireyleri görüyoruz. Bunların genotiplerini yazacağız. Otozomal değil. Dikkat et X ve Y yazacaksın buradaki genotiple ilgili hastalıklarda. Hemofili ya da renk öyle olabilir. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Hemen sevgili hocam ne yapıyorsun? Soy ağacını yanına alıyorsun ve hızlı bir şekilde taralılara genotiplerini yazıyorsun. 3 nolu bireye bakıyoruz. Bir büyük R olması lazım çünkü taralı değil. Buradaki 7 nolu bireye bakıyorum. XX dişi bir R olduğu için buradaki anne babasından ne alır dersek küçük r, annesinden ne alır dersek bir büyük r alması lazım. Altın nolu bireye bakıyoruz. XX yazdım. 8 nolu bireye baktım. XX yazdım. Taralı olduğu için küçük r küçük r yazmalıyım. Altı sağlıklı olduğu için bir büyük r'ye sahiptir diyoruz. Peki Buradaki 6 nolu bireye baktığımız zaman annesinden ne almış? Büyük re. Babasından ne almış olması lazım? Küçük re olması, alması gerekir. 1 ve 2 nolu bireyleri de yazalım. 1 nolu birey sağlıklı bir büyük re yazdım. 2 nolu bireye bakıyorum sağlıklı bir büyük re yazdım. Erkek olduğu için 4 ve 5 nolu bireyleri de yazalım. 4 nolu bireyimiz babasından y annesinden ne alır dersek x büyük re alır. 5 nolu bireye baktığımız zaman x x dedim. Babasından bir büyük re ama annesinden büyük re ya da küçük re alabilir emin değiliz. Şuradaki yan taraftaki erkek bireye taralı bireye bakmalıyız istiyorum. Baba'dan Y, anneden de küçük r'ye gelmesi gerekir. Dolayısıyla buradaki bireyimizin annemizin genotipinde bulmuş bulunduk. Hepsinin genotipini yazdık. Sorumuzu beraber çözelim. Diyor ki hangisi yanlıştır? 1 ve 6 nolu bireylerin genotipleri aynıdır diyor. 6'ya bakıyorum heterozigot. 1'e bakıyorum heterozigot. Evet hocam 1 nolu ifademiz için doğrudur dedim. 7 nolu birey heterozigottur diyor. 7 nolu bireye bakıyorum büyük r'ye küçük r demiş. Evet hocam X kromozomuna bağlı olarak X bağlı çekinik olarak heterozigot genotipe sahiptir. Üçüncüye bakalım. 5 nolu birey bu özellikle ilgili kesinlikle bu alelik taşır demiş. Hemen 5 nolu bireye bakıyorum sevgili hocam. Hayır neden? Çünkü annesinden babasından mecburen büyük R'ye geliyor ama annesinden büyük R'ye ya da küçük R'ye gelebilir. İki olasılık vardır. Kesinlikle taşır ifadesi yanlış olur. Son öncülümüze bakalım. 8 nolu birey bu özellikle ilgili sadece babasından almıştır diyor. 8'e bakıyoruz. Hasta bir birey. Buradaki bireyimiz babasından ve annesinden küçük R'ye alırsa hasta olur. Dolayısıyla sadece babasından almıştır ifadesi yanlış olur. Hangisi yanlıştır dediği için doğru cevabımız yan 3 ve 4 yani C seçeneğidir değerli hocam. Altın oğlu sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıdaki hangi yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğinde neden olan etkenlere örnek olarak verilebilir demiş. Plastikler toprak kirliliğine sebep olabilir mi? Evet hocam. Fitneye gittiğimiz zaman atıklarımızı toplamamız gerekir. Çöpe atmamız gerekir. Çünkü doğada uzun sürede çözünüyorlar. Yapay gübrelerin miktarının fazla olması yine toprak kirliliğine sebep olabilir. Endüstriyel atıklarda aynı şekilde sevgili hocam toprağın kirlenmesine sebep olabilir. Hangileri toprak kirliliğine sebep olan etmenlerdir, etmenlerdendir denildiği için doğru cevabımız 1, 2 ve 3. Yani el seçeneğidir. Bir sonraki denememizde, denememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.